Mavi takım 3, kırmızı takım 2, fark 1. Survivor All-Star 2024'te açılış mücadelesinde bakalım hangi takım kazanacak? Erkekler mücadelesindeki bu karşılaşma bakalım hangi takımın sayısıyla sonuçlanacak? Poyraz akıllıca bir şey yapmış, arkasına Yaman'ı almış şu anda. Turay bile de zaten özel bir çekişmesi var. Böyle arkaya Yaman alıp şu anda esnem hareketleri yapıyor. Tahmin ediyorum maviler kazanacak. Büyük büyük sürpriz olur kırmızılar kazanırsa. Bakalım beraberlik sayısı mı gelecek kırmızı takımdan? Yoksa mavi takımdan ödül adına avantaj sayısı mı gelecek? Kenarda merakla bekliyor arkadaşları. Hepimiz merak içindeyiz. O zaman hazır. Mücadele başladı. Poyraz mı? Poyraz Yaman mı? Turabi Özgür mü? Çok dirençli başladılar. Turabi düştü, zorluyor mavi takım. Mavi takım sayıya mı gidiyor? Turabi, Özgür suya düştüler. Sayı mavi takımı. Hadi hadi attın bastonu, gel gel. Geldi geldi, başladı mısın? Tamam, İlk oyundan başladı. Yapma. Lütfen lütfen. Turabi. Sakin ol. Abi. Yapma. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Bir şey söyleyeceğim, bak rica ediyorum. Daha uzun mesafe. Merak etme. Şey çıkart ya. Dur abi, ağlatacağım seni, ağlatacağım. Poyraz, Poyraz. Seni ağlatacağım. Oğlum senin biberonunu getirdim. Böyle yedireceğim bak. Merak etme çocuk. Daha yol uzun. Tamam, sakin ol. Ne oldu? Aldığın steroidler bitecek. Dibimde çökeceksin. Göreceğim. Merak etme. Merak steroid bebeği. Steroid bebeği. Zannelerden geçtim. Aynen. Sana saygı öğreteceğim. Saygı diye andırıyordun ya. Saygı öğrenecek. Önce şampiyonsan efendi olur. Sonu s***. Efendini öğretecek son adamsın. Senin o. Sen kimsin? Ne şampiyonluğun? Senin paylaşımlarını. Danış mı? Tamam mı? Hakaret ediyorsun. Ben ona hep yeneceğim zaten. Olmaz. Oğlum benim yenme şansı yok. Oraya kala kala bak. Ben onlara gelme. Gelme. Sakin gençler. Sakin abi. Yaman. Yaman. Bak ne olur senin yani. Ayıp ama. Senin var ya. O yüzden senin bu tavırları. Sana hepsini göstereceğim. Otur, haddini bil önce. Geldiğimden beri bana sarıyor. Tıpış tıpış göndereceğim onu. Max bir ay. Tamam abi, ben bir şey yapmıyorum ki abi. Tamam, ben seni biliyorum. Abi görmüyor musun bir saniye? Geldiğinde farkındayım. Ben de abi, anlıyorum seni. Ama uzatmayın yani. Da. Arkadaşlar ilk günden istemediğim şeyler bunlar. Tur abinin yaptıklarını da zaten kabul etmiyoruz. Şu anda oyundan kendisini ayırdık. Buradaki konu açıkçası bu tansiyonla yürümez. Haberiniz olsun. Yani iki tarafa da söylüyorum. Bu tansiyonda yürümez. Tur abi şu anda gözetim altına alacağız. Kendisiyle de konuşacağız. Tur abi kullandığı kelimeleri kullanamaz. Buna izin vermeyiz. Sizin tarafta da bir yarışmacıyı nasıl delirtirme oynamamanız lazım. Bu da hoş bir şey değil. Poyraz. Abi yarışmacı bir ikinci oyundan nasıl delirtebilirim? Daha bir tane oyun kazanmışız. Bu adam sosyal medyada iki aydır biz buraya gelmeden önce
İki aydır bütün saygısızlıkları, kışkırtmaları yapan bu adam. Ben şundan diyorum, sen sosyal medyada hiçbir şey yapmadın galiba. Turay Bey de almış, seni taciz mi etti? Öyle mi anlıyorum? Abicim ben bana verilen bana bir şey gelirse, tepki gelirse, tamam, bana bir meydan okursa bu adam, ben bunun cevabını veririm. Biliyorum. Anlattığın konu şimdi geçerli değil. Anladın mı? Adam beni seni taciz etti, sen de buraya taciz örüp gelmedin. Sen sosyal medyadan, sen de karşılıklı atıştınız diyelim, tamam mı? Yani şu anda konumuz orası değil. Tamam değil. Yarışma. Abi zaten hayır. Tamam, biz şunu istiyoruz. Konuda siz haksızsınız diye anlatmıyorum. Sen haksızsın diye anlatmıyorum. Ama yarışmanın devam etmesi lazım ya. Biz buna uğraşmamız gerekiyor hep beraber, değil mi? Abi benim istediğim de böyle bir agresyon seviyesi değil zaten. İyi, o zaman şöyle yapalım mı? Bir süre, mesela çok erken değil mi? Birinci oyundaki, sevinçteki, konuşmalardaki tansiyonu düşürmeniz gerekmiyor mu? O tarafın tansiyonu zaten kopmuş durumda da. Sizin de biraz düşürmeniz gerekmiyor mu, değil mi? Ama tabii ki şöyle bir gerçek var. Hani Tur abi için de aynı şey geçerli. Bizim için değerli bir yarışmacı, evet. Kurallar belli. Kuralları zorlarsa biz Tur abiyle de devam edemeyiz. Bunu da alacaksınız, siz konuşacaksınız. Ama şuna yokum yani. Daha önce Hikmet'i bu konuda eleştirmiştim mesela. Bir yarışmacıyı konuşarak delirtmeye çalışmayalım. Biz kendimiz sevincimizi yaşayalım. Orada öyle oldu, böyle oldu. Oralardaki dolulukları buraya birinci dakika yansıtmayalım ya. Sonuçta bu yarışmaya herkes çok hazırlandı. Hem kafa olarak hem fizik olarak çok hazırlandı. Herkes çok istiyor. Ben buraya 2,5 aydır, 3 aydır sakatlıklar da geçirdim. Hazırlandım, geldim. Bana böyle laflar eden adamı 2 oyunda da 2-0 yendiysem, ben bunun sevinci de sevinmekte benim en büyük hakkım. Senin sevincin ve buradaki ona karşı yaptığın hareket üslubu son derece agresifti. Agresifim abi çünkü. Yanlış mıyım bilmiyorum. Agresifim de herhangi bir şekilde ne fiziksel ne sözel. Ya fiziksel de bir... onu demek istemiyorum. Şimdi ben bir kez daha söylüyorum. Abi agresif. Aynı dilden konuşuyorlar biraz da yani. Efendim? Biz de, ya Tur abi de bunu zamanında çok kez yaptı ve yapacaktı. Zaten ilk seremoni konuşmasında bunu belirtti. Bu konu Tur abi haklı konuşması değil arkadaşlar. Bir yanlış anlaşılmayın. Konuda tabii ki Tur abinin yaptığı şeyleri biz kabul etmiyoruz. Kendisiyle konuşacağız. Bu şekilde de devam etmeyecek. Ama yazık olacak yani. Biz bir rekabet görmek istiyoruz. Bu işin sonunda olmayacak. Bir rekabet yok abi ortada zaten. Her oyun böyle olacak. O yüzden tamam, sıkıntı yok. Keşke sahada görebilsin işte. Biz de onu istiyoruz. Göstereceğim, sıkıntı yok. Tamam. Ama yani bu tansiyondan benim tecrübem, biz bir hafta göremeyiz yani. O yüzden hani sizin tarafın da biraz sakinde kalması lazım yani. Evet. Bir oyun Tur abisi devam ediyorsunuz. Biz o sırada görüşme yapacağız. Teşekkürler. Survivor'da ilk günün mükemmel mücadelesi, gerçek bir All-Star mücadelesiydi. Herkes her şeyini verdi ve bu önemli ödülü kazanan mavi takım. Tebrik ediyoruz. Kırmızı takım için çok zor bir akşam olacak. Onun öncesinde tabii ki hemen bu konuyla ilgili bir tur daha konuşmamız gerekiyor. O da şu, Survivor'da anlık sinirler olabilir, tansiyon yükselmesi olabilir, her zaman söylüyoruz. Burada mühim olan olayın devamının gelmemesi konusunda bizim güven sahibi olmamız. Bugün bence erken ve gereksiz bir gerilim yaşadık. İlk gündür. Herkes ilk gün hata yapabilir diye görmek istiyorum. Ama tabii altını çize çize Tur abiyle konuşmam gerekiyor. Tur abi, burada öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bütün yarışmacılar eşit. Bütün yarışmacıların hakları eşit. Burada bütün yarışmacılar bizim için çok değerli. Ve her zaman olduğu gibi yine söylemek zorundayım. Onların yarışmaya katılırken ki güvendikleri isim biz olduğumuz için sıkıntı halinde yarışmacılarımıza savunacağız. Burada senin söylediğin birkaç tane kötü söz artı sinirinin çok yükselmesi ilk gün için çok fazla. Açıkçası bunları da görmek istemiyoruz. Bunu da sen çok iyi biliyorsun. Neler söyleyeceksin, seni dinleyelim. Söyleyecek bir şey yok abi. Konuşmasam daha iyi. Zor bir akşam sizi bekliyor. Sadece bir tahta platform, başka hiçbir şey yok. Severiz. Problem yok, tamam. Peki. Ben de yarın oyun alanına heyecanla geleceğim. İnşallah yağmur yağmaz. Çünkü yağmur yağdığı zaman inanın sizi düşünüyorum böyle durumlarda. Kuru bir gece geçirmenizi diliyorum. Hava açık şu anda. Ay çok şükür. Ve sizi sahilinize uğurluyorum arkadaşlar.
Allah yardımcınız olsun. Mavi takımı da tebrik ediyorum ve siz de sizi uğurluyorum. Hoşça kalın. Buraya gelmeden önce rekabet olsun diye karpuz kafaları karpuzun üzerine koyup bir iki nişan aldım. Yani bu bana göre yaptığım en düzgün paylaşımdı. Çünkü normalde daha kötü şeyler de yapacağımı biliyorum ama güzel bir şey olsun. Bu çok normal. Ama onlar işi pisliğe döktüler. Özel hayata girdiler. Onları zeki sanıyordum. Sinirlenmezler sanıyordum. Yani bunu güzelce yönetirler sanıyordum ama anladım ki çok güzel etkilenmişler. Bu benim için daha güzel olacak. Onları daha güzel yönetebileceğim. Zaten baktığım zaman bana göre hepsi çocuk gibi. En ufak bir şeyde ağlayıp Acun abinin yanına kaçacaklar. Buna da inanıyorum. Dizimin sakat olduğunu zannediyorlar. Ama sakat değil. Sadece çok kötü bir rahatsızlıktan geri dönüş yaptım. Bundan yaklaşık bir sene önce bir yarışmada göğüs kafesimi çarptım ve iç kanama geçirdim. Bu iç kanama sonucunda acile kaldırıldım ve yaklaşık 3 hafta kadar komada kaldım. Benim için çok kötü bir zamandı. Sağ olsun dostlarım, Acun abi baştan sona sağlığımla ilgilendi. Eklemlerim tutmuyordu. Sağ olsun Emincan Papur hocamla birlikte, fizik tedaviyle birlikte tekrar ayaklandım. Sadece doktorum birkaç ay tekneden inerken, merdivenlerden inerken baston yardımı al dedi. Bir ay kadar bastonla yarışacaktım. Ta ki o olaya kadar. Şimdi onlar düşünsün. Kendi tarihimin en büyük ayaklanmasını gerçekleştiriyorum. Ey kendim, kendine gel. Ve Allah'ım, bana tonla pul gönder. Bu Survivor'da postalayacağım o kadar kişi var. Ama ben yine de şu bastonu alayım. Yarışma alanında atarım ama burada dizleri yine de koruyalım. Malum gençlerle savaşıyoruz. İhtiyar adam olduk artık. Güzel başladı. Yani ben bu kadar sert başlamasını beklemiyordum. Ama sonuçta burada iki aydır sosyal medyadan arkamızdan saçma sapan konuşan, atıp tutan, saygısızca, terbiyesizce paylaşımlar yapan bir tur abi vardı. Biz de çıktık ilk oyunda cevabımızı verdik. Söylememiz gerekeni parkurda söyledik. Tur abi, Özgür suya düştüler. Sayın abi takımı. Hadi attın bastonu gel. Başladın. İlk oyundan başladın. Bunun üzerine bunu tabii hazmedememesi de beni gayet gerçekten çok şaşırttı. Sen iki aydır bana böyle laflar söylüyorsan, bana meydan okuyorsan benden gelecek cevaba da hazırlıklı olacaksın. Sen eğer iki kere Survivor şampiyonuysan sen bunlara hazır olacaksın ve bunları kaldırmayı, hazmetmeyi bileceksin. Böyle kötü sözler söyleyemezsin. Bir kere söyledin, iki kere söyletmem. Dostların ilk konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Kıran kırana mücadeleler, beklediğimiz heyecanlar ama açıkçası beklemediğimiz gerilimler diyorum.
Çünkü Survivor All Star'da çok iddialı yarışmacı var. Artık oylama yok. Halk oylaması yok. Ve tabii ki her koyun kendi bacağına asılacak ama burada artık nasıl olsa SMS yok diye biraz Hürriyet'te erken fazlalıklar yaşadık. Bizim açımızdan çok erken açıkçası gergin dakikalar yaşandı. Oyun sahalarındaki gerilimlere her zaman başka bakıyoruz. Yani adrenalin yükselebilir, o anda fevri hareketler olabilir. Bunlar defalarca yaşandı Survivor'da, bunu hepiniz biliyorsunuz. Ancak bu gerilimlerde, bu tansiyon yükselmelerinde bir yerde artık işin soğuması lazım. Özellikle iki tane tartışma yaşandı ama ilk tartışmada bunun gereğinden fazla uzadığını gördük. İki tartışmada ortak olan isim Tur abi. Kısaca önce Tur abiyle bir konuşma yapacağım. Sonra da genel olarak konuyu bir kez daha altını çizerek anlatacağım. Şöyle bir konu var. Burada kötü söz söylendiği zaman başkasının hakkına girilmiş oluyor. Açıkçası çok şaşırdım. Özellikle ilk gün üst üste tahsil etmediğimiz sözler çıktı senin ağzından. Seyircilerimizi de söyleyelim. Sevgili seyirciler, büyük bir kısmını bunların yayınlamıyoruz. Bunun sebebi de biliyorsunuz yayıncılık kuralları var Türkiye'de. Rütü'ye saygımız her zaman sonsuz. Sonuçta onlar da bazı kurallar getirdiler. Biz de yayıncılık esas olarak Rütü'nün kurallarına uyuyoruz. Senden beklentimiz öncelikle bundan sonrasıyla ilgili hepimiz açısından açıkçası bizi rahatlatman. Bilmiyorum sen neler söyleyeceksin ama seni dinlemek istiyorum. Söyleyecek bir şey yok abi. Haklı da olsan kötü söz söyleyince haksız duruma geçiyorsun. Normalde bu kadar çok söylemezdim. Yıllardır yabancı ülkede olduğum için Türkçe'de kendimi biraz ifade etme zorunluluğu yaşıyorum. Sinirlenince de zaten hep öyledir. Kendini ifade edemeyince kötü söze başvurursun. Her ne kadar hak etseler de onu onlar başlatsa da o sözleri söylememem lazımdı. Elimden gelenin fazlasını yapacağım abi. Başka da diyecek bir şeyim yok. İkinci tartışma için tartışılabilir bu ama birinci tartışmada seninle aynı görüşte değilim. Birinci tartışmada açıkçası hani Poyraz'ın Sevinç'ten başka bir tepkisini görmedik. Survivor'da da aşırı sevinçleri de defalarca daha önce gördük. Sevinç olay değildi abi. Çekip dirseğimi vurmasıydı. Üst üste çekmesi. Ben kendimi tutmasam daha da beter çekecekti. Oradan dolayı. Ben seni yani sanki hiçbir şey yapmamış gibi de lanse etmeyelim abi. Ben yenildiğim ben zaman yendim, susarım. Seni yendim, yenildiğim zaman konuşma bir dakika konuşma ya. Bir saniye. Bir dakika ya. Bir saniye. Şöyle bir konu var. Oyun alanında da sana bunu söyledim. Yani konuşmak zorunda değilsin şu anda. Zaten birisi kendisini ifade ediyor. Sana da söz vereceğim tahmin edeceğin gibi. Yani söyledi kendini ifade ederken söylediği şeyler. Evet dedi ama sen de konuşacaksın ya mesela. Tamam bekliyorum. Bekliyorum. Hani şöyle bir durum olsa haklısın. Hani Tur abi konuş teşekkürler Poyraz demiyorum. Tamam biliyorum biliyorum bekliyorum. O yüzden hani biraz beklersen. Evet Tur abi. Yenildiğim zaman kesinlikle susarım. Yenildiğim zaman asla bir şey söylemem. Karşı rakip istediğini yapsın. Biz yenildik orada. Suya düştük. Beni bir daha çekti. Yine bir şey demedim. İkincisini o kadar sert çekti ki dirseğim oraya bir yere değdi. Yani kolum kırıldı sandım. Ve kendimi tuttum. Halen çekmeye devam etti. O yüzden sinirim oradan. Yoksa laflarımla da döverim ben onu. Öyle şeye gerek yok kötü söze. Yani bekliyoruz. Buradan dolayı her şey... Konuşma ya. Bak konuşma sen ha. Ne konuşuyorsun? Ne karışıyorsun? Lafımı bitirim ondan sonra konuş. Ben de sana cevabını veriyorum. Cevap verme. Önce konuşmam bitsin tamam mı? Laflarımla döverim diyorsun. Döv bekliyoruz diyorum. Bir şey demiyorum. Ya laflarımla döverim seni. Senin yani, zekan ya, benimle tamam, laf dalaşına yetmez. Işte. Anladın mı? Bunu tamam. Kafana sok. Göreceğiz, göreceğiz. Sen balon steroidli bir çocuksun. Aynen. Üç Tur hafta abi. Sonra o steroidlerin bitince yerin dibine gireceksin. Tur o zaman abi. Ben olacağım tamam, orada. Bekle göreceğiz. Tur abi. Tamam sen de şimdi konuşma.
Poyraz, gördüğümüz gibi... Nereden çıktı merak ediyorum. Efendim abi? Şöyle anlatayım sana. Demin durdum. Seni güzelce uyardım. Anlattım değil mi? Anladın tamam. Sen de. Evet. Sana söz vereceğim dedin değil mi? Anlattım değil mi sana? Sen evet, de anladın. Abi. Evet. Sonra o konuşmasını yaparken yine oradan laf sokuyorsun. Haklısın abi, özür dilerim. Tekrar girdim lafa, haklısın, pardon. Birinciyi bekliyorum. Anlıyorum. Anlattım. Dedim ki konuşması bitsin dedim. Tamam. Sen ikinci de... Ya adam konuşması bitirecek. Sonra sen konuşacaksın zaten. Tamam abi. Şimdi niye gerildik biliyor musun? Sen iki kere sözü böldün diye gerildik. Normal konuşuyordu adam. Ben de şu anda sinirlendim yani. Çok şükür kere... abi, çok şükür. Adam öyle abi. Bakışlarıyla bile sen de sözümü kesmezsen. Sen de sözümü kesmezsen. Aynı şekilde sen de sözümü kesme. Yeteri kadar gerginliğimiz var. Rica ediyorum. Sen şimdi dinlemeyi dene, tamam mı? Tur abi, başka zaten söyleyeceğim bir şey var mı? Yok abi. Tamam. Senden de aynı şeyi istiyorum. Poyraz konuşurken sen de müdahale etmiyorsun. Bir şey söyleyeceksen söz alabilirsin. Şimdi öncelikle bu gerilimden hep beraber bir kez daha söylüyorum. Bu gerilimden sıyrılmamız lazım. Yani şu anda bu gerilim Survivor için fazla. İlk gün. Daha ortada bir şey yok. Şimdi Tur abi için neyi söylüyorsak diyor ya mesela kendisi. Ben haklıyken haksız duruma düştüm kötü sözlerimle diye. Öyle düşünüyor. Haklı haksız konusunda değilim şu anda. Aranızdaki tartışma çünkü benim yargılayacağım bir durum değil. Şimdi sana güzelce sözü veriyorum. Konuşabilirsin. Dinliyoruz. Abi ben saygılı adama saygılı yaklaşırım. Saygısız adama da anladığı tondan yaklaşırım. Lafını böldüm. Senin dediğin gibi iki kere de özür dilerim. Yani orada ben onu yarışmada hani bilerek oraya iki kere üç defa çekip de dirseğini vursun diye çekmedim. Özgür abi orada arkada hala yarışmaya devam ediyordu. O zamana kadar yarışta da iki kişi de suya girdiği zaman bitti o zamana kadarki yarışlar. Özgür abi orada hala dayanıyorken, tutuyorken biz orada niye bırakalım tekrar alsınlar şeyi? Özgür abi de suyun içine çekene kadar da çektik. Yani olay olan o buydu. Orada herhangi bir şekilde ona zarar vermek gibi bir şey söz konusu değildi kesinlikle. Zarar vermek de istemeyiz, istemem asla. Tamam, ben de açıkçası seninle aynı görüşteyim. Bazen bu tip durumlarda yanlış anlaşılmalar da gerilime yol açabilir. Yani senin Tur abiyi daha çok suya sokmak değil, arka tarafı da suya sokmak için daha çok çektiğini düşünüyorum. Şuna gelelim aslında. Survivor'da uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Muhteşem bir kadro. Bu kadronun mücadelesinin seyir zevkini size anlatamam. Sizden beklentim sahada kozlarınızı paylaşmanız, gerilimi düşürmeniz. Yani oyunsal enerjinizin yüksekliği zaten söylenecek hiçbir şey yok. İnşallah tansiyon da daha çok düşecek ve daha sakin oyunlar hep beraber seyredeceğiz.